Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip. Kanalıma hoş geldiniz. 28 Kasım 4 Aralık haftasının genel etkilerini dünkü videoda anlattım. Cuma günü yayınlanan, her hafta yayınlanan videoda bu hafta bu etkilerin 28 Kasım 4 Aralık etkilerini anlattım. Ve şimdi sıra bu özel enerjilerin... Biliyorsunuz dün bahsettim Rahu'nun, Ketu'nun çok özel yıldızlarla kavuşumu var. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu etkilerin burçlara olan yansımalarını konuşacağız şimdi bu günkü videomuzda ve her zaman olduğu gibi Koç burcuyla bir başlayalım bakalım. Bu haftanın etkilerinde Koç burcu içinde özel enerjiler vardı. Dünkü videoda bahsettim. Bazı burçlar bu haftanın tüm bu enerjilerinden biraz daha yüksek bir şekilde yararlanma şansına sahiplerdi. Evet, sevgili Koçlar. Yükselen burcu Koç olanlar. Bakalım haftanın etkileri size ne fısıldıyor? Özellikle kariyer, iş alanları, bu alandaki mücadeleleriniz adına çok yoğun ve başarıyı elde edebileceğiniz çok özel etkilerden geçeceksiniz. Gelir gider dengelerinizi iyi tutturmanız gereken süreçler var önünüzde. Aslında bu süreç biraz daha devam edecek. Çünkü burcunuzun yöneticisi Mars biraz kritik bir noktada retrosunu devam ettiriyor. Ve tam arka alanınızda ve Parayla e, para ile ilgili daha doğrusu parayla ilgili alanınızda, arka alanınızda değil ama parayla ilgili maddi konularla ilgili alanınızda eski konular, eski bağlantılar bir şekilde halletmeye çalıştığınız ama hani oturmamış bir takım işlerin önünüze özellikle bu hafta yeniden gelmesi ve bir şeyleri tamamlamanız söz konusu. Aynı zamanda hakkınız olanı almanız, haksızlığa uğradığınız bir konuda, bir hasm alanlarda, haksızlığa uğradığınız alanlarda hakkınız olanı almanız, dünyevi konularda özel fırsatlara e, yararlanmanız kendinizi ortaya koydu koyabilmeniz, bir konuda kendinizi öne çıkartabilmeniz, geride kaldığınız, tam olarak kendinizi ifade edemediğiniz bir konuda bu işle de ilgili olabilir, duygusal hayatınızda da olabilir. Kendinizi ortaya koymakla ilgili son derece vurgulu etkiler var. Bu haftanın en önemli etkileşimleri. Pazartesi ve salı daha çok kariyer, iş, dünyevi konular tüm bunlar adına daha yoğun olacak. Duygusal konular açısından aşk, ilişkiler, duygusal kararlar açısından zaten pazartesi ve salının enerjileri çok aktif değil. Çarşamba özel bir etki vardı. Dünkü videoda gelen etkilerde anlattım. Bu sizin için hedefleriniz, amaçlarınız tüm bu alanları aktive ediyor. Dolayısıyla çarşambanın ruhsal enerjilerinden de iyi yararlanmanızı tavsiye ederim. Bu hafta özellikle alım satımlar, taşınmalar, dünyevi konular, ticari alanlar, toplantılar, görüşmeler adına salı ve çarşambayı çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Perşembeye dikkat edin. Uzak durmaya çalışın. Perşembe önemli başlangıçları başlatmamaktan uzak durmaya çalışın. İlişkilerde ee, sevgilinizle, partnerinizle, eşinizle, sevdiğiniz bir arkadaşınızla, ilişkilerinizde, iletişiminizde daha dikkatli olmaya gayret edin. Ee, Perşembe bu anlamda riskler barındırıyor. Hani bir şey çok hızlı bir şekilde başka bir alana, hiç beklemediğiniz bir noktaya ulaşma potansiyelinde. Cuma günü çok özel bir etki var. Özellikle ruhsal etkiler, hissiyatlar, sezgiler, e, tüm bu alanlar adına çok kıymetli noktalar var. Cuma ve cumartesi ay tam arka alanınızda olacak. Biraz kalabalıklardan uzak durun. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Nazar, bir başkasının negatif etkisi buna azıcık açık olma potansiyeli var. O yüzden daha kendi alanlarınızda şöyle sevdiğiniz şeylerle iç iç olmaya çalışın. Özellikle cuma ve cumartesi etkisinde ve pazar günü ay burcunuza geçecek çok özel enerjiler var. Pazar gününü dolu dolu daha dışarıda daha koşturma içerisinde geçirebilme şansınız var. Yürüyüş yapabilirsiniz, spora gidebilirsiniz ama biraz aktivasyon içine koymak da pazar gününün etkilerini daha rahat kullanabilmek adına fayda var sevgili koçlar. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Bu haftanın yıldızlı enerjileri, başarıyı, güzellikleri, öne çıkmayı en hayırlı şekilde, en yüksek hayrınıza size sunsun. İşleriniz su gibi aksın inşallah. İyi haftalar diliyorum. Sağlıkla, sağlıcakla geçirin inşallah. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları, boğa olanlar. Öncelikle... Ee, bu haftanın etkileri açısından özel enerjilere sahipsiniz. Bir süre önce arkanızdan çevrilen bir iş, kontrol edemediğiniz bir durum, bir takım düşmanlıklarla uğraşmak durumunda kalmakla bağlantılı uğradığınız haksızlıklar varsa işte bunların size ait, size dönmesi gereken sonuçlarını bu hafta alma potansiyeliniz çok yüksek. Bu anlamda hem karmalar çok özel şekilde tamamlanıyor. Hem de çok özel enerjilerden geçeceksiniz. İş, mesleki konular, düşmanlar, rekabet ettiğiniz alanlarla ilgili hayatın size geri dönüş sunduğu, bir şeylerin hani yaşamanızda toparlamak istediğiniz, hakkınız olan bir takım noktaların, duygusal ilişkilerinizde, dünyevi konularda çok hızlı geri gelme potansiyelinin olduğu etkileşimlerden geçeceksiniz. Eğitim konuları, yurt dışı alanları, kişisel alanlar, kişisel gelişiminizle ilgili noktalarda pazartesi ve salı, biraz daha yoğun etkiler var. Duygusal konuları ele almak. Bunlarla uğraşmak adına pazartesi ve salının etkileri çok uygun değil. Ama şans enerjisi açısından özellikle salının etkileri kuvvetli. Alım-satımlar, taşınmalar, herhangi bir konuda halletmeniz gereken bir iş, bir başlatmanız gereken nokta, finansal bir adımınız. Bunları çok rahatlıkla e, salı günü, salı, çarşamba ve cuma günü ele alabilirsiniz. Cuma ee, özellikle çarşamba etkileri yine son derece enerjik. E iş, kariyer ve benzer noktalarda bir takım işleriniz varsa, toplantılar, önemli bir görüşme, bir müşteri ziyareti, bununla ilgili alanları çarşamba gününe denk getirebilirsiniz. Sözlerinize dikkat edin. Konuşmalarınıza dikkat edin özellikle çarşamba. Herkese her şeyi anlatmayın. Ama bir taraftan çok gardınızda iyi tutmanız gereken etkilerden de geçiyorsunuz. Mücadelenin yüksek olduğu, bazı şeylerle yüzleşmek zorunda kaldığınız ama bunlar içerisinden zaferle çıkabileceğiniz enerjilerde bu hafta son derece aktif olacak. E, hafta sonu özellikle cuma günün enerjileri çok özel. Güneş Antares kavuşumu var. Burası tam karşı alanınızda. İkili ilişkiler, teklifler, görüşmeler, tüm bu alanlarla ilgili çok çok özel enerjilerden geçeceksiniz. E, bu hafta bir yapmanız gereken görüşme, özel bir kontak, belki bir iş görüşmesi önemli bir şey. Belki partnerle ilgili hani ilk kez bir görüşme yapacaksanız bunun günü cuma. Cuma enerjileri bu anlamda sizin için çok kıymetli ve etkili çalışıyor. Perşembeyi doğru yönetmeye çalışın. Önemli işlerinizi perşembeye almamaya gayret edin. Özellikle sevgili boğalar. Cumartesi ve pazar ay sosyal alanlarınızda bağlantılı noktaları çok aktif edecek. Özellikle arkadaşlarla görüşme, e, hani belki birinden bir yardım alma, bir danışmanlık alma, birinin fikrini alma ile ilgili enerjiler cumartesi ak aktif. Pazar günü ise daha dışarıda olma, sosyalleşme, e, bir arada olmakla ilgili ya da böyle belki bir bakımınızla ilgili hani yapmak istediğiniz bir şey varsa pazar günü enerjileri de bunları çok destekliyor. Teklifler, görüşmeler, tüm bu alanlarla ilgili enerjiler son derece aktif olacak özellikle cumartesi cuma ve cumartesi enerjileri içerisinde her şey gönlünüzce olsun, güzellik içinde olsun, kolaylıkla olsun. Tüm bu enerjilerin size, sevdiklerinize en yüksek hayrınıza ilerleyecek şekilde güzellikler getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Fonda bir horlama sesi duyuyorsanız bu Charlie'nin, köpeğimin. Şimdi biraz sonra dürtmeye de kıyamadım, yanımdan ayrılmıyor. O yüzden de kusura kalmayın, bunu da hemen belirtmek istiyorum. Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum her birinize ayrı ayrı. Sevgili ikizler, yükselen burçları veya ay burçları ikizler olanlar. Bakalım bu haftanın bu özel etkileri size ne fısıldıyor? Eğer genel etkileri izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özel enerjilerin olduğu etkileşimler var. Özellikle bahsetmiştim. Ve hani nasıl kullanırsanız, nelere dikkat etmeniz lazım? Daha iyi anlayabilmeniz için genel etkiler videosunu, dün yayınladığım videoyu, ilk videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eee yüksek etkisi kuvvetli ve dönüşüm enerjileri kuvvetli şekilde hızlı başlayacaksınız öncelikle haftaya. Bankacılık işleri, kredilerle ilgili işler, bu alanda finansal konulardaki işleriniz adına bir şeylerle uğraşmak, yoluna koymak ve burada hani sonuç almak, bir süredir peşinde olduğunuz bir konuda sonuç almak adına güzel etkiler var hiç beklemediğiniz fırsatlar çıkabilir. Ortaklı alanlarınızla ilgili bir takım sıkıntılar söz konusu. Bir ortağınızla ayrılma, yolunuzu değiştirme, bununla ilgili kararlar alma, adımlar atma. Belki işte ekiple ilgili bir iş yapıyorsanız, bir çalışmanız varsa burada yeni bir süreci deneyimleme adına yine Özel enerjiler var. Partnerinizle ilişkilerinize haftanın ilk iki günü özellikle ortasına kadar olan kısmını biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çünkü gelen enerjiler size çok cesur hareketler yaptırma, cesur adımlar attırma potansiyeli taşıyor. Enerjiniz bu anlamda yüksek ama her zaman hani mantıklı hareket etmekte, daha sonra pişman olmamak adına önemli olacak. Çarşambaya kadar pazartesi ve salı bir de böyle hani trafikte, hayatın içinde koştururken aksiliklere ve benzer noktalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Onu da unutmayacağız. Çarşambadan itibaren etkileşimleri yüksek. İstiyatlarınız yüksek, enerjinizin çok daha ruhsal olarak da yükseldiği bir etkiye geçeceksiniz. Özellikle dünkü videoda o gelen enerjileri anlattığım videoda bahsetmiştim. E, haftanın e, çok özel günlerinden bir tanesi çarşamba. Bundan siz de çok özel noktalardan faydalanma şansına sahipsiniz özellikle yurt dışı konuları, yabancılarla ilgili bir durum, eğitim, akademik çalışmalar, bir alım satım, ticari konularda vermek istediğiniz bir takım kararlar vesaire için çok çok özel enerjiler var. Bu hafta şans, bir adım atmak, bununla ilgili etkileşimleri çarşambaya alabilirsiniz. Cuma günü de yine kariyer ve işle ilgili özellikle iş ve adımlarınızı başlatmanızı tavsiye ederim. Fakat konuşmalarınıza, sözlerinize özellikle çarşamba günü bilhassa biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şans enerjileri çok kuvvetli. Beklenmediğiniz, beklemediğiniz fırsatların hayatınıza gelmesi, uzun süredir uğraştığınız, mücadele ettiğiniz alanlarda yepyeni potansiyellerinizin, potansiyellerin hayatınıza gelmesiyle ilgili çok çok özel etkilerden geçeceksiniz. Ee, perşembe gününe dikkat edin özellikle yurt dışı konuları, eğitimle ilgili işler, aile büyükleri, baba tarafından gelen akrabalarla ilgili bir takım mevzular, arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgili herhangi bir konuda karar vermemeye, iletişime dikkat etmeye, biraz daha perşembeyi kendi alanlarınızda önemli bir işi başlatmadan geçirmeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Cuma günü Kariyer iş buradaki görüşmeler önemli bir müşteriyle görüşme üstlerinizle ilgili görüşme bir işle ilgili önemli bir durumu başlatma tüm bu alanlarda çok kısmetli etkiler var. Ee, şans enerjisi kuvvetli özellikle ilişkiler hem daha çok kariyer ve mesleki alanlarla bağlantılı çok önemli enerjiler var sağlıkla ilgili bir süredir uğraştığınız mücadele ettiğiniz hani bir dengine sokmaya çalıştığınız bir şey varsa buradan çok iyi sonuç alma potansiyeliniz var diğer taraftan ama Cuma günü özellikle kariyer iş eşiniz, partnerinize bağlantılı bir takım konulardan çok mutlu edici sizi sürpriz sonuçlar çıkma şansı da çok kuvvetli. Cumartesi de yine çok yoğun koşturarak hani bir takım işlerinizi dengeleyerek geçirme potansiyeliniz var. Fakat pazar günü sosyalleşmek, dışarıda olmak, tüm bu alanlarda güzel enerjiler var. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize, iletişiminize biraz dikkat etmeniz gerekiyor aile büyükleriyle ilgili konularda da özellikle hafta sonunun enerjilerinde bir hassa pazar günü gereksiz gerginliklere girmemek gerekiyor sevgili ikizler. Bu anlamda e, hani hafta sonunu o iletişim anlamında daha hassas, daha sakin geçirmekte fayda var. Enerjisi kuvvetli, çok enteresan şansların, ilginç e, fırsatların hayatınıza gelebileceği, gücünüzün yüksek olacağı sizin nasibiniz olan bir türlü hani tam tamamlayamadığınız bir konuyu tamamlama, toparlama şansınızın çok kuvvetli olduğu, etkilerle dopdolu geçecek bir hafta sizi bekliyor. Dilerim ki kolaylıkla, güzellikle olsun. Her şey gönlünüzce, zamanında en yüksek ayrınıza şekilde aksın. İşlerinizin su gibi gideceği, kolaylıkla tamamlayacağınız, bollukla, bereketle ilerleyecek şahane bir hafta temenni ediyorum. Ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar öncelikle iş, kariyer ve ailevi konularla bağlantılı alanlarda dengelemeye çalıştığınız birçok noktanın yerine oturması, dengine oturması söz konusu olacak. Özellikle bu haftanın dünkü genel etkileri anlattığım o özel enerjilerinin sizin açınızdan etkileşimlerine bakarak olacak olursak. Charlie'cim hoş geldin. Horlamak yok. Anlaştık mı? Gel bakalım. Gel ama horlamayacağız. Gel o zaman yanıma. Gel. Gel bakalım. Gel bak yengeci anlatıyorum. Beraber anlatalım. Evet sevgili yengeçler. Demek ki aile ailevi konular, kariyerle ilgili alanlar, işle kariyer arasındaki dengelemeniz gereken noktalar, tüm bu alanlarla ilgili toparlamak istediğiniz, halletmeye çalıştığınız işlerinizin özellikle bu haftanın Rahu ve Ketu gibi kadersel gezegenler, kadersel noktaların çok özel yıldızlarla kavuşumunun sizin adınıza kısmet, şans ve yakın alanlarınızda, kişisel alanlarınızla ilgili çok özel etkileşimleri var. Emlak, taşınma, gayrimenkulle ilgili işler, taşınmazlarla ilgili alanlarda bir takım işleriniz, yoğunluklarınız, toparlamaya çalıştıklarınız varsa salı ve cuma gününün etkileri bu anlamda özel fırsatlar vermekte. Bu hafta ee, bir salı e, pazartesi gününün etkilerinde konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Tam karşı alanınızda ikili ilişkiler, görüşmeler, eşinizle ilgili alanlarda çok özel etkiler olmakla beraber biraz konuşmalara, ağzınızdan çıkana, kimele söylediğinize dikkat edin. Özellikle haftanın ilk yarısı ve bir hasta pazartesi günü bir haber alabilirsiniz. Bu haber eşinizle de ilgili olabilir, partnerinizle de ilgili olabilir önemsediğiniz bir teklif, bir iş görüşmesi, önemsediğiniz bir e, görüşmeyle ilgili sonuç haberi de olabilir. Böyle bir haberin gelme potansiyeli de var. Özellikle e, bu hafta haftanın ilk yarısı ama bir, bir hasta pazartesi günü. Salı günü Ortaklı işler, başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz konularla ilgili yine yoğun bir enerji var. Çarşambaya baktığımda çok özel etkilerden geçeceksiniz. Spiritüel alanların yüksek olduğu ama çarşamba ve perşembe dünyevi konularda daha tedbirli olmanız gereken noktalar var. Ruhsal alanlar çok açık, enteresan hisler, sezgiler, e, tüm bunlar çok yüksek seyredecek. Çarşamba günü kredilerle ilgili, bankacılıkla ilgili bir takım işleriniz, parasal alanlarda bir takım işleriniz varsa çok rahat değerlendirin. Ama Özellikle çarşamba ve daha çok perşembe günü maddi konulardaki yatırımlarınız, önemli işlerinizi denk getirmemeye çalışın. Belki hani kendinize göre küçük yatırımlarınız, bir takım e, finansal hareketleriniz olabilir. Orada perşembe risk almamanız gerekiyor. Cuma günü çok özel etkilerden geçeceksiniz. Bu haftanın sizin adınıza en uğurlu günlerinden biri. Şans enerjisinin çok yüksek olduğu ve bunun yansımalarının da çok e, sizin adınıza etkin olduğu. Eviniz, yuvanız, kariyerinizle ilgili bir işiniz varsa, herhangi bir alım satım benzer bir durumunuz varsa bunları özellikle cuma gününe almanızı tavsiye ederim. Cumartesi günü yine etkileşimi kuvvetli hafta sonuna görüşmelerin, etkileşimlerin son derece yüksek olduğu enerjilerle başlayacaksınız. Ee, Pazar gününe biraz dikkat etmek gerekiyor. Cumartesi günü danışmanlık almak, koşturmak, bir takım işleri dengelemek, çözüme ulaştırmak, yardım almak. Hani tıkanmış bir işinizle ilgili bir yardım almakla ilgili çok özel enerjiler var. Pazar günü biraz daha dikkatli olmaya gayret edin. E, acele etmemeye çalışın. Acele kararlar vermemeye çalışın. Aynı anda birkaç işi birden Yürütmemeye özen gösterin. Özellikle pazarı daha sakin ama mutlaka dışarıda biraz bu enerjiyi dengeleyerek, hiçbir şey değilse yürüyüş yaparak, vaktiniz varsa spora giderek e, geçirmeye gayret edin. Özellikle pazar gününü. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellik içinde olsun. Evinizde, yuvanızda dirliğiniz, birliğiniz tam ve daim olsun inşallah. Sağlıkla, aşkla, sıhhatle, dengeyle tamamlansın haftanız. İşleriniz su gibi geçsin, su gibi aksın. Sevgiyle kalın ve sevgili Aslan burçları, yükselen burçları veya Ay burçları Aslan olanlar öncelikle ee, bu hafta özellikle iş mesleki konular, burada halletmeniz gereken şeyler, dünyevi konularda hani çalışmıyorsanız bile dışarıda, dış alanlarda halletmeniz, çözmeniz gereken noktalar, günlük işleriniz bunlara yoğunlaşarak haftaya başlıyorsunuz. Meslektaşlarınız eğer çalışıyorsanız meslektaşlarınızla olan işleriniz, ilişkileriniz biraz daha gündemde olacak ee, ve aynı zamanda özellikle düşmanlar, rekabet ettiğiniz kişiler aile içi, aile dışı da olabilir bunlarla olan işler ya da ailevi alanlarda özellikle anne tarafından gelen akrabalarla ilgili dayılar, teyzeler, onların çocuklarıyla bağlantılı, işte kuzenlerle bağlantılı işler ve durumlarla biraz daha fazla bir takım duyumlar, konuşmaların böyle biraz daha yoğun olduğu etkiler var özellikle çarşamba gününe kadar. İş ve mesleki konularda ya da bir akrabanız, bir e, yakınınızla ilgili bir sağlık konusunda bir haber alabilirsiniz. Çarşambaya kadar olan bölümde özellikle bu anlamda yoğun etkiler var. Duygusal konularda e, çarşambaya kadar çok etkin enerjiler yok. Daha çok e, bir şeyleri dengelemeye ve dünyevi konularda halletmeniz gerekenleri tamamlamaya yönelin derim. Çarşamba ay tam karşı alanınıza geçiyor. İkili ilişkiler, partneriniz, görüşmeler, iş ortaklıkları... Ee, belki bir müşterinizle önemli bir görüşmeniz. Tüm bunları yapmak adına, bunları dengelemek adına güzel enerjiler var. Sadece biraz daha mantıklı hareket edin. Ee, birden fazla işi aynı anda ele almayın. Çarşamba günü sevdiğiniz kişiyle, partneriniz, eşiniz, sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle önemli bir konuşma, bir şeyin fark edilmesi, birlikte bir karar almakla ilgili bir durumda da hasıl olabilir. Daha çok ikili her türlü ilişki ve görüşmeler adına e, güzel enerjiler var özellikle Çarşamba. Perşembe'yi bu hafta mümkün olduğu kadar dondurarak geçirin, yani rutin işlerle uğraşın. Önemli bir adımı görüşmeyi, e, başlangıcı, kontratı, anlaşmayı lütfen Perşembe gününe almayın. Çok dikkat gerektiren, çok sert bir enerji var Perşembe. Cuma günü e, tam e, güzel bir enerji var ve hani dönüşüm etkileri çok kuvvetli. Fakat Aynı zamanda yakın çevre bir anlaşma, bir mücadele, bir girişiminizle ilgili bir sonuç alma potansiyeliniz yüksek. Mistik açıdan, ruhsal anlamda çok yüksek bir etki söz konusu. Hissiyatlarınız artacak, özel enerjiler söz konusu. Ama bir taraftan da bir girişiminizle ilgili bir şeyin sonucunu alma, beklenmedik çok güzel bir sonuç elde etmekle ilgili özel etkilerden geçeceksiniz. Özellikle Cuma'nın enerjileri açısından. Hafta sonu yine ee, biraz daha mesela mümkünse su tarafında suya yakın yerde olmaya çalışın suyu görmeye çalışın eğer imkanınız varsa e, daha hani enerjinizi bu anlamda rahatlatacak etkileri tercih edin ağır bir iş sizi zorlayan biriyle görüşmeyi falan cumartesi almamaya çalışın pazar günü enerjiniz çok yüksek olacak pazardan itibaren rahatlama toparlama potansiyeli var ama e, pazar günü mesela çok evde oturup e, sakin geçilecek bir enerji yok. Spora gidebilirsiniz, yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Bir süredir hani vakit ayıramadığınız birileri varsa onlara vakit ayırabilirsiniz. Aktivasyonu doğru yönlendirin. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Pazar gün biraz daha eyleme dönük hareket etmenin e, rahatlığını yaşamak söz konusu olacak sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun. Kolaylıkla olsun. Dirlikle, birlikle ve dengeyle ilerlesin. İşlerinizin su gibi akacağı, Şahane bir haftayı bolluk ve bereketle tamamlamanızı canı gönülden temenni ediyorum. İyi haftalar. Ve sevgili Başak Burçları, Yükselen Burçları veya Ay Burçları Başak olanlar. Öncelikle bu hafta biraz daha kendi alanlarınız, kişisel alanlarınız, burada halletmeniz gereken işlere yönelik başlıyorsunuz. Çocuklarla ilgili belki çözülmesi gereken eğer çocuk sahibiyseniz çocuklarla ilgili çözülmesi gereken bir takım işlere yönelmeniz söz konusu olabilir ama daha çok kişisel alanlarınızın, kişisel bir eğitim, kişisel bir işiniz çözülmesi gereken bir durum, buralara daha çok yönelme şansınız var. Duygusal alanlarda, aşk, ilişkiler, hoşlandığınız kişiyle olan dengelenme için Pazartesi ve Salı çok uygun enerjiler yok. Biraz daha etkiler, bir şeyi tamamlamak, dünyevi alanlarda olmak üzerine daha aktif çalışmakta. Çarşambadan itibaren ee, iş ağırlıklarınız, hani koşturmalarınız, yoğunluklarınız, bir şeyi rutinlerde yapmanız gereken etkiler artarken ticari konular, alım satımlar, taşınma tüm bunları çok destekleyen güzel enerjiler var ama hukuki alanlarda önemli bir işiniz, halletmeye çalıştığınız bir durum varsa bunu çarşambaya ve perşembeye de almamanızı tavsiye ediyorum. Perşembe e, mümkün olduğu kadar hani rutinde bir şeyler yapmaya çalışın ve mümkünse işlerinizi daha hani stabil ve e, sakin tutmaya gayret edin. Önemli işlerinizi, ağır işlerinizi birden fazla halletmeniz gereken konuyu, çok mühim, detay isteyen bir şeyi perşembe almamaya bakın. Sonlanmalar söz konusu o gün. Başlangıçlar hiçbir şekilde desteklenmiyor. Aynı zamanda e, genel enerji çok ağır ve hani siz yorucu olma potansiyeli var. O yüzden ekstra kendinize yorgunluklar ekstra işler, başkalarıyla ilgili lüzumsuz angarya konuları almamaya çalışın. Perşembeyi böyle geçirin. Cumadan itibaren rahatlıyorsunuz. Ay tam karşı alanınıza geçiyor. İki ilişkiler adına özellikle cuma ve cumartesi etkilerinde çok hoş, güzel enerjiler var. Bir süredir e, hani hoşlandığınız bir birinin, partnerinizin ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz birininle aranızdaki bir takım sıkıntılar, soğukluklar, bir etkileşimler varsa bunların düzelme potansiyeli var birlikte bir şeyler yapma, tek başınıza olmadan birlikte partnerinizle, sevdiğiniz kişilerle birlikte bir şeyler yapma adına Cuma ve Cumartesi etkileri çok destekli. Özellikle Cumartesi bir destek görmeniz, bir yardım almanız adına yine çok kısmetli enerjilerden geçeceksiniz. Sevdiğiniz kişinin işi, gücü, önemli bir durumu sizi de rahatlatacak. Bir konusuyla ilgili de haftanın ikinci arası özellikle Cuma ve Pazar arası, Güzel bir haber sizi mutlu kılma potansiyeli taşıyor. Pazar günü yine birlikte partnerinizle beraber geçirebilirsiniz. Ama bir meseleyi kişiselleştirmeyin. Pazar gününün sizin böyle bir etkisi var. Biraz sabırsız ve tahammülsüz olma potansiyeli de yüksek. Dolayısıyla hani hız gerektiren, böyle yavaşlık gerektirmeyen hız gerektiren işleri ele alarak daha iletişimde sakin olmaya çalışırsanız rahat hafta sonunu özellikle pazarda rahat geçirmiş olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kendinize, sevdiklerinize huzurla, dengeyle, rahatlıkla güzellikler sunacağınız şahane bir hafta geçirirken birliğiniz, dirliğiniz daim olsun, işleriniz su gibi aksın inşallah sevgiyle kalın. Sevgili Terazi'ler ve yükselen Burcu Terazi olanlar bu haftanın enerjileri bakalım sizin için neler söylüyor çünkü önemli etkileşimler var. Vedik Astroloji ve Strazodia göre. Ketu'nun e, özellikle genel etkileri anlattığım videoda uzun uzun bahsettim. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ketu'nun e, buluşacağı sizin burcunuza bağlantılı buluşacağı çok özel bir yıldız var. Şans, bereket, bir şeyi tamamlamak, kendinizi ortaya koymak ve bir bir noktada şanssızlığa uğradığınız bir alanda o şansı yeniden yakalamakla ilgili çok kadersel döngülerden geçme potansiyeliniz söz konusu. Bu haftanın enerjileri içerisinde e, ailevi konular, emlak işleri, gayrimenkullerle ilgili alanlarla haftaya hemen başlayacaksınız. Pazartesi ve salı gününün enerjileri biraz daha bu alanlarda ticari konular, alımlar, satımlarla ilgili işleriniz varsa emlakla ilgili bir takım işlerle uğraşıyorsanız e, güzel sonuçlar alma, bir şeyi artık sonucuna ulaştırmakla ilgili e, özel enerjileri size vaat etme potansiyeli veriyor. Parasal konularda, maddi alanlarda eşiniz, partneriniz, hayatı paylaştığınız kişiler, iş ortaklarınızla ilgili çözüme ulaştırmaya çalıştığınız, dengelemeye çalıştığınız konularda da özellikle bu hafta pazartesi enerjisi, çarşamba ve cumanın etkileri sürpriz gelişmelerin, güzel fırsatların önünüze gelme potansiyelini açık tutmakta, ilişkilerinizde, ikili alanlarınızda geride kaldığınız, kendinizi rahat hissetmediğiniz, arkaya düştüğünüz ya da anlatmak istediğiniz ama anlaşılamadığınızı hissettiğiniz noktalarda daha anlaşılır, daha kendinizi ortaya koyabileceğiniz enerjilerin yükselme potansiyelleri var. Dolayısıyla hem kendinizi ilişkilerde, duygusal alanlarınızda, her türlü ikili ilişkinizde hem işle ilgili görüşmeler adına daha yoğun, daha kendiniz ortaya koyabileceğiniz etkileri geçireceksiniz. Bu hafta bir görüşme yapacaksanız, işle ilgili bir kontağınız varsa, özellikle çarşamba ve cuma gününün etkilerinden yararlanmanızı tavsiye ederim. Bu alanlar güzel etkiler geçiriyor. E, emlak, gayrimenkul, yuva alanlarınız, ebeveynlerinizle ilgili bir takım konular varsa, pazartesi ve salı yine bu alanlarda güzel enerjiler var. Özel desteklerden geçeceksiniz. Çarşamba günü aşk ilişkiler, duygusal alanlar, kişisel alanlarınız, kişisel bakımlarınızla ilgili yapmaya çalıştığınız, oturtmaya çalıştığınız bir durum varsa çok desteklisiniz. Özellikle kişisel alanlarınız, kişisel bakımınızla ilgili beklettiğiniz, halletmeye çalıştığınız bir şey çok rahatlıkla çarşambaya alabilirsiniz. Perşembe günü biraz dengede olması gereken, bir şey başlatmamak gereken, daha rutinlere dön dönülmesi gereken bir gün. Perşembeyi bu hafta rutin işler için ayırın. Herhangi bir şeyi başlatmayın. Önemli bir adım atmamaya çalışın. Gerek sağlıkla ilgili, gerek kişisel alanlarınızda, gerek işle ilgili konularda o gün hani bir boş bir gün, rutinde ne yapıyorsanız onların devam etileceği bir gün olarak çok rahatlıkla ele alıp algılayabilirsiniz. Partner başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz işler bu alanlarla ilgili noktalarda cumadan itibaren artacak. Özellikle pazar günü ay tam karşı alanınızda olacak. İletişimde partnerinizde, hani daha hassas etkiler içinde olabilirsiniz ama başkalarıyla birlikte bir şeyler yapmak, sosyalleşmek anlamında da bu hafta cumartesi ve pazarın enerjileri gayet etkin olacak. Cumartesi günü eksiklerinizi tamamlama, koşturma enerjiniz yüksek ama pazar günü ee, sevdiğiniz kişilere yani illa sevginiz olması gerekmiyor Sevdiğiniz kişilere zaman ayırıp birlikte bir şeyler yapmak adına çok güzel fırsatlar var Ümit ediyorum ki çok güzel bir hafta olsun Su gibi aksın tüm işleriniz Aşkla, bollukla, bereketle tamamlansın Tamlıkla inşallah sonuna ulaş, ulaşılsın Şahane bir haftanın su gibi akacak şekilde kolaylıkla sizinle olmasını canlı gönülden temenni ediyorum İyi haftalar ve sevgili akrep burçları, yükselen burçları veya ay burçları akrep olanlar öncelikle tam karşı alanınızdaki Mars, ikili ilişkileriniz, ortak alanlarınız çözmeye çalıştığınız noktalar, başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz iş ve konularla ilgili size özel etkiler, özel açılımlar sunmakta Diğer taraftan özellikle başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz noktalarda işlerinizde, görüşmelerinizde, ortaklı projelerinizde, ekip çalışmalarında bir parça dikkatli olmak Beklediklerinizle karşılaştıklarınızın aynı olmaması potansiyeli nedeniyle daha uyanık, daha akıllıca ve biraz da sadeleşerek kendi adımlarınızla, kendinize güvenerek belki de ilerlemeniz gereken noktaları da işaret etmekte. Mesleki konular, İş alanları, bu alanlarda çok özel fırsatlarla karşılaşacağınız enerjiler var. Bir iş görüşmesi ve benzer bir şey varsa burası hızlı bir biçimde sonuçlanabilir, hızlı bir ritim olabilir burada. Sağlıkla ilgili noktalarda baş bölgesi, migren ağrıları, sinüzit, e, vertigo ve benzer konularda biraz daha hassasiyetler söz konusu. Ama özel fırsatların gelmesi, bir şeyin tamamlanması. E, belki uzun süredir halledemediğiniz peşinde olduğunuz, hakkınız olduğuna inandığınız ama eksik kalan noktaların çok güzel şekilde işte duygusal hayatınızda bir arkadaşınızla çözülememiş, haksızlığa uğradığınız bir durumda hızlı bir biçimde size dönme potansiyeli de hayli aktif olacak. Hemen haftaya görüşmelerin, konuşmaların, telefonların çok yoğun olduğu etkilerle başlıyorsunuz. Özellikle görüşme trafiğiniz pazartesi günü, pazartesi ve salı son derece yoğun olacak. Ee, yakın bir çevreye bir, hızlı bir seyahat olabilir ailevi konular, gayrimenkulle ilgili işler, alımlar, satımlar, ticari konular, bunlarla ilgili işleriniz varsa Çarşamba bu anlamda son derece destekli, özellikle perşembeye biraz hem alımlar satımlar hem ticari konular hem de ailevi alanlarda sakin ve kendinizle olarak geçirmeye gayret edin. Perşembe çok destekli bir enerji yok çünkü bir şeyi başlatmak önemli bir kararı almak adına. Cuma gününden itibaren hem şans enerjiniz çok yüksek olacak, çok şans etkisi kuvvetli enerjiler var. Çok hiç beklemediğiniz sürpriz bir gelişmenin, bir mucizenin hayatınızda size çok güzel bir açılım getirme potansiyeli var. Özellikle yükselen burcu akrep olanlar için. Ummadığınız bir teklif, ummadığınız bir güzellik, bir ilişkiyle ilgili olmaz diye düşündüğünüz bir şeyin birden yoluna girmesiyle ilgili de yine özel enerjiler var. Ayrıca Cuma günü hani hiçbiri olmasa bile Cuma günü kendi alanlarınıza, kişisel bakımınıza, kişisel işlerinize, kendi alanlarınıza sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmak için çok daha aktif etkiler var. Bu hafta kendinize bir vakit ayırmak istiyorsanız o gün cuma günü kendinize biraz daha bu anlamda yer açmaya çalışın. Hafta sonu biraz koşturmalar yoğun olacak. Özellikle pazar günü akrabalar, anne tarafından akrabalar, onlarla ilgili bir takım işler, belki bir misafir yani yoğunluğu çok e, etkileşimi yüksek etkiler yaşayacaksınız. Cumartesi ve pazar e, enerjilerinde. Cumartesi günü de yine kişisel bakımınız, kişisel alanlarınız için güzel etkiler var. Pazar günü ama biraz daha koşturmanın, yoğunluğun, etkilerin yüksek olduğu enerjiler söz konusu. Buna göre de planlamanızı yapmanızı tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellik içinde olsun. Kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerinin, gelen tüm değişimlerin en yüksek ayrınıza güzellik, bolluk, bereket, kolaylıklar sunmasını tüm işlerinizin su gibi akmasını canlı gönülden temenni ederim. Sevgiyle, sağlıkla, sağlıcakla kalın inşallah. Ve sevgili yay burçları, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar, Öncelikle haftaya maddi konular, parasal alanlar, konuşmalar, görüşmeler, bankacılık işleri, kredilerle ilgili işler, hayli dünyevi alanlarla ilgili bağlantılı noktalarda hayli yoğun başlıyorsunuz. Üstüne Özellikle konuşmalar adına, ifade alanlarınız adına çok yoğun etkiler var. Eğer bu hafta yapmanız gereken bir görüşme, anlatmanız gereken bir durum e, ya da bir lansman, bir tanıtım varsa bunu çok rahatlıkla pazartesi gününe alabilirsiniz. Bankacılık işleri, kredilerle ilgili işler, finansal alanlarda yapmanız, halletmeniz gereken bir durumu, bir etkiyi, bir toparlanması gereken bir işi, bir yatırım adımını danışmanız gereken bir şey de Salı gününe çok rahatlıkla yine alma potansiyeliniz var Çarşamba'dan itibaren hızlanıyorsunuz yakın çevreniz kardeşlerle girişler yakın arkadaşlar onlarla ilgili toparlamanız gereken noktalar onlarla ilgili konular özellikle e, fazlasıyla gündeme gelebilir e, bir konuda sizden yardım istenebilir. Özellikle yakın çevreniz bağlantılı herhangi bir durumda burada fazla sorumluluk almadan, hani o yardımlaşmayı al-ver dengesini ve sınırlarınızı biraz doğru çizerek e, desteklemeniz söz konusu. Bir daha önce yaptığınız bir yardımın, bir iyiliğin, belki bir birine dokunduğunuz bir şeyin son derece önemli bir şekilde bir geri dönüşünü yaşama potansiyeliniz de var. Özellikle koşturmalar e, ve Yoğun çevreniz, yakın çevrenizle ilgili konum ve meselelerle ilgili de yine yok, yoğun bir enerjiden geçeceksiniz. Bilhassa çarşamba günü. Sözlerinize dikkat edin. Konuştuğunuz şeyler size çok hızlı şekilde geri dönebilir. Biraz buna dikkat etmek gerekiyor. Ama bolluk ve bereket ve şans enerjisi özellikle bu hafta çarşamba ve cuma sizin adınıza hayli yüksek olacak ev, gayrimenkul, yakınlarınızla ilgili bir durum, ebeveynlerle ilgili bir durum içinde biraz daha dikkatini cuma gününe yoğunlaşıyor. Emlakla ilgili bir işiniz varsa alım satımlar ve benzer konular veya ticari alanlarda bunu çok rahatlıkla cuma gününe alabilirsiniz. Önemli birinden bu hafta haftanın ikinci yarısı özellikle perşembe veya cuma bir yardım, bir kontak, bir işinizin, bir aile büyüğü ya da birinin vasıtasıyla hal hallolmasıyla ilgili de yine çok özel fırsatlara açık olacağınız enerjiler gelecek. Maddi konularda haftanın ikinci yarısından itibaren özellikle per, e, Cuma, Cumartesi etkilerinde çok özel bir fırsat, güzel bir açılım güzel bir durumun öne çıkmasıyla ilgili e, etkileşimlerde söz konusu olabilir. Cuma'dan itibaren zaten kalabalıklarla, başkalarıyla birlikte yapacağınız işler pek böyle hafta sonu yalnız değilsiniz. Bunlar biraz daha öne çıkıyor. Cumartesi günü evle ilgili belki eksikler, alışverişler toparlamanız gereken, belki bir ev bakıyorsanız bir emlak işleri vesaire onlarla ilgili koşturmalar var. Ama pazarı dinlenerek, eğlenerek, kendinize vakit ayırarak, kişisel bakımınıza, kişisel alanlarınıza önem vererek, geçirmerek gayret edin. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellik içinde olsun. Kolaylıkla olsun. Bollukla, bereketle, sağlıkla tamamlanacak şahane bir hafta temenni ediyorum. Her işiniz su gibi aksın inşallah. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, bu önemli haftanın, özel etkileşimleri olan haftanın enerjileri bakalım size ne fısıldıyor. Öncelikle eğer çalışıyorsanız uğraştığınız, sorumluluğunu toparlamaya çalıştığınız ya da yönlendiğiniz bir süredir toparlamaya çalıştığınız bir işiniz varsa kariyer ve işle ilgili alanlarda bu hafta çok özel bir noktada sizin kariyer alanınızda bir yıldız etkileşimi var. Beklenmedik bir fırsat, hiç ummadığınız bir konuda önemli bir şeyin yola geç girmesi, ani bir fırsatın, bir kariyer işle ilgili bir fırsatın çıkmasıyla alakalı çok güzel enerjilerden geçeceksiniz. Diğer taraftan bir miras işiniz varsa, bir mirasla ilgili halletmeye çalıştığınız, toparlamaya çalıştığınız bir işiniz varsa, prim, bir komisyon, burayla ilgili bir toparlamaya çalıştığınız bir işiniz varsa yine bununla ilgili de çok özel bir enerji, bir fırsat, bir şeyin yerine girmesi, yoluna girmesiyle ilgili özel açılımlardan geçeceksiniz sevgili Oğlaklar haftaya ay burcunuzda ilerlerken başlıyorsunuz ve özellikle toparlamak, düzenlemek, koşturmak gereken konularda bir şey ifade etmeniz, anlatmanız, ortaya koymanız gerekiyorsa şanslı olduğunuz etkilerle haftaya başlayacaksınız. Diğer taraftan bilhassa pazartesi ve salının enerjilerinde duygusal olarak fazla hani e, duygulara kapılmadan daha mantıkla ilerleyeceğiniz etkiler olmakla birlikte daha dünyevi konuların öne çıkması söz konusu olmakla birlikte çarşamadan e, çarşambadan itibaren de konuşmalar, duyumlar, anlatmalar, banka ile ilgili işler, e, finansal konularınız, kredilerle ilgili işlerinizle ilgili çözdüğünüz, çözmeye çalıştığınız bir işiniz, bir e, halletmeye çalıştığınız bir işinizin toparlanması hızla ilerlemesi potansiyeli var. Finansal konuları bu hafta çarşambaya alın. Kendinizle ilgili bireysel işlerinizi, işle, güçle, bağlantılı konularınızı da çok rahatlıkla pazartesi ve salıya denk getirebilirsiniz. Ama duygusal alanlarla ilgili işler, duygusal alanlarla ilgili hani aşk ilişkileriniz, duygusal konulardaki toparlamaya çalıştığınız noktalar ya da görüşmeleriniz diyelim, cumadan itibaren daha rahat ve akıcı olacak. Bunu da söylemekte fayda var. Yakın çevrenizle ilgili bir destek, önemli bir durum. Belki hani karışık giden bir durumu birden çözüme girmesi söz konusu. Özellikle çarşambanın enerjilerinde. Yine yakınlardan gelecek bir destek almanız, bir yardım almanız söz konusu. Yakınlarınızdan, kardeşlerinizden, yakın akrabalarınızdan ya da kardeşiniz gibi gördüğünüz arkadaşlarınızdan bir yardım talebi, orada hani birlikte çözülmesi gereken bir şeye çok odaklanmanız gerekebilir. Bir girişiminizle ilgili de bir çözüm söz konusu. Ne zaman? Tüm bunlar çarşambanın o yüksek volümlü enerjisinde sizinle olacakmış gibi duruyor. Perşembeye dikkat edin. Özellikle parasal konular ve finansal alanlarda riskli adımlar atmayın. Ee, önemli bir işiniz varsa bunu perşembeye almamaya çalışın. O günü mümkün olduğu kadar rutin işlerle geçirmeye Gayret edin. Hafta sonu kendi alanlarınızda olmak, aileyle birlikte vakit geçirmek, belki işte vakit ayıramadığınız, toparlayamadığınız işleri dengelemek adına çok güzel etkiler var. Özellikle pazar günü. Daha çok evde, kendi alanlarınızda daha rahat etme potansiyeliniz olduğu için sosyalleşmenizi eve alabilirsiniz. Evde daha çok sosyalleşebilirsiniz. Diğer taraftan cumartesi günü hafta sonu enerjileri içerisinde de bir koşturma, kısa bir seyahat, hani böyle bir seyahat hareket halinde olma potansiyeliniz de gayet yüksek olacak. Genel olarak iş, kariyer ve tüm bu alanlarda önemli fırsatların, evle iş dengesiyle ilgili önemli fırsatların, gayrimenkul veya emlakla ilgili, ailevi konularla ilgili çözmeye çalıştığınız bir işinizde de beklenmedik bir mucizenin kapınızı çalma potansiyeli yüksek. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren işlerin yoluna gireceği, daha hızlı sonuç alacağınız, hak ettiğiniz bir durumun artık size gelme potansiyelinin yükseldiği bir hafta geçireceksiniz inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellik içinde olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerinin size, sevdiklerinize güzellikler, kolaylıklar, bolluk, bereket getirmesini, işlerinizin su gibi akmasını, mucizelerin sizinle olmasını canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili kovalar, yükselen kovalar bu haftanın enerjisi bakalım sizin için neler fısıldıyor. Öncelikle şöyle biraz kendi alanlarınızda şöyle hani fazla öne çıkmadan derleyip toplamanız, toparlamanız gereken işleri çözmek için çok güzel enerjiler var. Çünkü haftanın ilk iki günü ay arka alanınızda seyredecek. Pazartesi ve salı günü. Ama Merkür sosyal alanlar, hedefleriniz ve başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz noktalarla bağlantılı etkileri de aktive etme potansiyelinde bu haftanın özellikle ikinci yarısına itibaren ticari noktalar, kazançlar açısından ilginç gelişmeler söz konusu. Network'ünüz artacak. Önemli fırsatları elde etme, beklemediğiniz dönüşümleri yaşama, miras ve benzer bir konudan hani uzun süredir peşinde olduğunuz, almaya çalıştığınız bir durumun, bir etkileşimin dengeye girmesi, ee, ummadığınız bir şansın sizi bulması, yurt dışı ile ilgili ya da eğitimle ilgili akademik konularda, hukuki alanlarda e, mücadele ettiğiniz, beklediğiniz bir durumu çok hızlı, güzel bir sürpriz sonuçla size ulaşmasıyla bağlantılı çok güzel etkiler var. Yakın çevrenizden bir destek alabilirsiniz ve bir girişiminizle ilgili, bir mücadelenizle ilgili hak ettiğinizi alma, hakkınız olanı tekrar elde etmekle ilgili... Evren size çok kadersel sürprizler hazırlayabilir. Bu anlamda çok özel enerjilerden geçeceksiniz. Ama haftanın ilk iki günü biraz daha kendi alanlarınızda daha arkada olmak, biraz toparlamanız gerekenlerle toparla, ilgilenmek, belki çok sosyalleşmeden ya da başkalarıyla birlikte kalabalıklar içinde olmadan yürütmeniz gereken bir iki gün var. Tüm bunları çok rahatlıkla hani kendi alanlarınızda olarak başkalarının enerjisine çok hızlı etkileneceğiniz etkileşimler var çünkü çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Diğer taraftan çarşamba ile birlikte ay burcunuza geliyor. Şans etkiniz kendinizi ortaya koyma bir konuda e, toparlanmayla toparlanma ile ilgili çok güzel enerjiler var. Eğer bu hafta Önde olmanız gereken bir durum varsa, kendinizi ortaya koymanız gereken bir durum varsa, bir görüşme yapacaksanız, önemli bir konuşma, görüşme yapacaksanız, bunu Çarşamba'ya almaya gayret edin. Çarşamba gününün enerjileri bu anlamda sizin adınıza çok kısmetli olacak. Güzellikle en yüksek kaynınıza sonuçlansın inşallah. Diğer taraftan Perşembe'yi biraz daha stabil geçirmeye çalışın, rutin konularla uğraşmaya çalışın önemli bir başlangıcınızı, önemli bir işinizi, önemli bir görüşmenizi Perşembe almayın. O anlamda çarşambanın etkileri çok daha destekleyici olacak. Bankacılıkla ilgili işler, finansal alanlar, bir yatırımınızla ilgili bir adım, konuşmanız gereken bir tanıtım ya da bir lansman, pazarlama, satışla ilgili işler, tüm bu alanlarda parasal konularla ilgili işlerde halletmeniz gereken bir durum varsa bunu da Cuma'ya çok rahatlıkla alabilirsiniz. Bu hafta çarşamba ve Cuma'nın enerjileri sizin adınıza çok uğurlu, çok özel etkilerde barındırmakta. Hafta sonu, cumartesi yine e, konuşmaların, görüşmelerin, e, yoğunluğun, aktivasyonun etkin olduğu, biraz daha bu anlamda enerjilerin hızlı aktığı etkilerden geçeceksiniz. Alışveriş. Ee, bir süredir hani toparlamaya çalıştınız belki pazarlığı yapılan bir e, işte gayrimenkulün ya da belki bir arabanın bir almaya çalıştığınız bir eşyanın sonuçlanması bununla ilgili alışveriş e, veya benzer alımlarla ilgili güzel enerjiler var. Özellikle cumartesi gününün etkileşimlerinde pazar günü. Ama yakın çevre, kısa bir seyahat, kısa bir yolculuk adına çok destekli etkiler var. Yakın çevrenizle bir süredir görüşemiyorsanız, yakın bir arkadaşınızla, kardeşlerle, önemsediğiniz kişilerle, aileyle bu anlamda bir arada olmak, sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak için yine çok çok güzel etkiler var. Özellikle pazar günü telefon trafiğiniz artabilir, iletişim trafiğiniz çok artabilir koşturmaların yoğun olduğu etkiler var. Bu neden cumartesi gününü daha dinlenerek geçirin. Pazar günü fazlasıyla yoğun ve aktivasyonu yüksek olma potansiyeli taşımakta zira. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, haftanın tüm enerjilerinin bollukla, bereketle, mucizelerle sizi bulmasını, gönlünüzdekiyle kavuşmanızı, sevgiyle, sağlıkla tamamlanmasını canlı gönülden temenni ederim. İyi haftalar. Ve sevgili Balık burçları, yükselen burçları balık olanlar yine başta olmak üzere. Öncelikle değişim, dönüşüm etkileri kuvvetli enerjilerden geçeceksiniz. Hal olması için uğraştığınız bir miras içi, birinden beklediğiniz bir prim, bir alacağınızın hani uzayan ve bir türlü denk gelmeyen bir alacağınızın gelmesi. E sizi dönüştürebilecek, ummadığınız bir şekilde başkalarından gelebilecek bir kazancın, bir mucizenin, bir paranın, maddi ya da manevi bir desteğin aniden hayatınıza gelmesiyle ilgili çok çok özel etkilerden geçme potansiyeliniz var. Parasal konularda beklenmedik enerjiler, beklenmedik fırsatlar, beklenmedik durumlar sizi bulabilir özellikle haftanın genel enerjilerinde anlattığım biraz daha kadersel etkilerin o mucizevi çok özel yıldızlarla kavuşması para alanlarınızda dönüşüm etkilerinizle e, bağlantılı çalışmakta. Bu nedenle başka, sizin dışınızda başkalarından gelecek ailevi bir konudan, eşinizden e, ya da işte daha önce belki bir bıraktığınız bir alacağınızdan gelebilecek paralar, miras işleriyle ilgili çok sürpriz gelişmeler olabilir. Maddi konularda kendi kazançlarınız, kendi mücadelelerinizle ilgili de e, hakkınızın yendiği bir konu, e, bir türlü toparlayamadığınız bir iş, oradan al alacağınız bir durumun aniden yolunun açılması da söz konusu. Yani parasal konularda aktif bir hafta sizi bekliyor. Konuşmalar da yoğun olacak. E, bu anlamda dikkat etmeniz gereken iki gün var. Özellikle perşembe ve pazar günü konuşmalar, görüşmeler... Diyaloglar açısından iletişim kopukluklarına çok etki verecek ya da eğilim verecek enerjiler var. Özellikle bu iki günün etkilerinde başkalarıyla kurduğunuz iletişimde bir parça daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Haftaya yoğun başlayacaksınız. Pazartesi ve salı yoğun etkiler var. Duygusal konulardan ziyade dünyevi konuları toparlamak, işlerinize eğilmek, görüşmeler yapmak, çalışıyorsanız toplantılarınızı organize etmek için çok çok güzel etkiler var. Çarşamba ve perşembe ay tam arka alanınızda olacak. Sezgisel, hissi alanlar, ruhsal noktalarda çok yüksek bir potansiyel var. Ama özellikle perşembe günü hiçbir işi başlatmayın. Lütfen herhangi bir durumda daha sakin olmaya çalışın. Hiçbir başlangıcı desteklemeyen enerjilerden geçeceksiniz. Maddi konularda da yatırımlarda ya da adımlarınızda dikkatli olmanız lazım. Çarşamba ise özellikle içsel alanlarda, ruhsal noktalarda büyük bir etkileşim var. E, konuşmalarınız, sözcükleriniz, evrenle olan iletişiminiz, e, Adına çok güzel etkiler var. Dünkü videoda anlattığım genel etkilere bahsettiğim videoda detaylarıyla bahsettiğim rütüeller içinde özel enerjiler var. Hayatınızda kaybettiklerinizi geri almanız, bolluk ve bereket hayatınıza çağırmanız, dengelemek istediğiniz, şifalandırmak istediğiniz noktaları şifalandırmak adına ritüellerinizi, niyazlarınızı serinomilerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu etkiler sizde çok aktif çalışacak. Diğer taraftan sezgisel noktalar, hissiyatlarınız adına yine özellikle çarşamba, perşembenin enerjileri çok çok yüksek seyredecek ama dünyevi alanlarda dikkatli olmanız lazım. Cuma günü ay burcunuza geçiyor ve rahatlıyorsunuz. Bu haftanın asıl yüksek perdeden enerjisi sizin için cumadan itibaren başlıyor. Enerjisi kuvvetli olacak. Kendinizi daha çok ortaya koymak, kişisel alanlarınıza yönelmek için Cuma ve Cumartesi'nin etkileri çok güzel enerjiler vaat ediyor. Özellikle Cuma uğurlu günlerden biri. Birçok güzel etki bir arada gerçekleşirken. Maddi konular, görüşmeleriniz, bir iş görüşmesi, fırsatlar, önünüze çıkabilecek atılımlar. Bir düşmanınızın, rakibinizin sizi bir şekilde e, kapattığı, önünüzü tıkadığı bir konuda. Birdenbire şartların değişip tüm bunların açılması olasılığı. Yani... E, biraz daha eksik giden, biraz daha çarpışık giden, çarpışık giden birçok konunun hayatınızda dengeye girmesiyle ilgili çok çok özel etkilerden geçeceksiniz. Özellikle Cuma'nın enerjileri bu anlamda son derece kısmetli, verimli ve beklenmedik mucizeleri size sunma potansiyeli getiriyor. İlahi olanla bir olma enerjiniz var. Her şeyden önce bu anlamda Cuma ve Cumartesi çok güzel bir hasta Cuma ve Cumartesi çok güzel etkilerden geçeceğinizi söylemek de fayda var. Sağlık açısından biraz sünizite, baş bölgesindeki sıkıntılara, boğaz enfeksiyonlarına karşı dikkatli olun. Eğer tansiyon sorununuz varsa ve vertigo probleminiz varsa doktorunuzun size önerdiği işte e, ilaçlarınızı veya benzer şeyleri ihmal etmeyin ya da kontrollerinizi ihmal etmeyin bu haftanın enerjileri içerisinde. Sağlıkla, güzellikle, kolaylıkla bir hafta diliyorum. Mucizeler sizinle olsun her şeyden önce. Haftanın tüm enerjilerinin, güzelliklerinin bollukla, bereketle, sevgiyle, sağlıkla sizi bulup tamamlamasını, işlerinizin su gibi akmasını canı gönülden temenni ederim. İyi haftalar diliyorum.